Ya ebeti lime ta'budu, ey babacığım sen Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun. Niye ediyorsun? Ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. İşitmeyene ibadet ediyorsun. Seni görmeyene ibadet ediyorsun. Ve senden herhangi bir zararı def edemeyecek olana ibadet ediyorsun. Neye seslendi? Karşısındakinin tamamen kalbine seslendi. Maalesef biz Türkiye'de davetle tebliğ yaparken nasıl yapıyoruz? Sen tağut diye bir şey biliyor musun? Hayır, bak tağut şudur. Tağutu inkar etmeden kişi Müslüman olmaz. Delil Bakara suresi 256. İşte Nisa 60'ta muhakeme küfürdür. Şu ayete göre oy vermek şirktir. Yani biz insanlara matematik ilmi gibi ilim öğretiyoruz. Öğrettiğimiz ilmi öğrenip de evet ben bunu kabul ettim diyenlere Müslüman diyoruz. Öğrettiğimiz ilmi öğrenmeyen, anlayamayan ya da işine geldiği için kabul etmeyene de bu kabul etmedi daveti müşriktir diyoruz. Sonuçta bunu yapa yapa ortaya öyle bir İslam nesli çıktı ki kalbinde Allah'ın dinini hissetmeyen, kalbinde Allah'ın kitabını hissetmeyen, kalbinde Allah korkusu olmayan ama zihninde çok net İslami bilgiler olan, kafatasını açıp baktığın zaman evet bu Müslüman diyebileceğin ama amellerinden, hareketinden, tavrından hiçbir şekilde Müslüman olduğunu, yani hiçbir şekilde Müslüman olduğunu anlayamayacağın bir İslam ümmetiyle karşı karşıyayız. Bizim hocalarımız her zaman derdi ki yanlış tebliğ ümmeti ifsad eder derdi. Yanlış tebliğ sonucu oluşan Müslümanlar müfsit, ifsad olmuş bir İslam toplumunu oluşturur derlerdi. Gerçekten de o günlerde anlayamıyorduk ne demek istediklerini. Bugünlerde çok iyi anlıyoruz. Çünkü her gün istisnasız 20-30 kişiyle böyle ilginç olaylar yaşıyoruz ve diyoruz ki bu insanlar nasıl Müslüman? Bir hadise daha anlatayım. Bu hadiseleri çokça anlatayım ki birisi bir soru sordu. Tamam mı? Bizim kardeşlere dedi hoca soru kabul etmiyor. Niye? Yüzlerce soru geliyor. Yetişmem mümkün değil. Yetişmem mümkün değil yani. Ondan sonra bu bir döşenmiş. İlmi ketmetmenin hükmünden girmiş. İmam Şafii'nin kavlini getirmiş. Belamlığa kadar getirmiş. Ben hemen aradım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Dedim kardeş sen bu kadar iyi biliyorsun. Yani sen kendisine soru sorduğun hoca dediğin adamın yapmış olduğu fiili yargılayabilecek. Tamam mı? Onun yapmış olduğu fiilin belamlık olduğunu, karnını ateşle doldurmak olduğunu, cehennemlik olduğunu bilebilecek kadar birisin. Böyle bir ilme sahipsin. O zaman niye soru soruyor? Sorduğu soru da şu. Onların orada bir grup çıkmış. Kafirlerin kanı, malı, her şeye halal diyormuş. Kafirlerin kadınları cariye hükmündeymiş. Böyle inanıyorlar ama bunu uygulamıyorlarmış. Böyle inanış onları kafir yapar mıymış? Onları tekfir etmeyende ne olurmuş? Sorduğu soru da bu. Yani daha soruyu okurken iğrendiğim için cevap vermeye bile gerek duymadım işin aslı. Ben telefonu açtım. Dedim ki kardeş dedim sen madem bu kadar iyi biliyorsun, yani sen öyle bir ilme sahipsin ki bir soru sorduğun zaman hoca olarak bildiğin kişiye soru sorduğun zaman senin soruna cevap vermeyince onun hükmünü tayin edebilecek, kıyamet günündeki hükmünü tayin edebilecek kapasitede bir adamsın dedim sen. O zaman niye soru soruyor? Dedi ben soru sormadım, yani ben bu konudaki düşüncelerinizi almak istedim. O zaman söylediklerim boşa gitti. Ben herkese düşüncemi söylemek zorundayım. Hani soru sordun ya, ben de cevap vermeyince karnım ateşle doldu, bilmem belam oldu, bir şey olduydum ya, bak soru sormadım, düşüncemi öğrenmek istiyorsan söylediklerim boşa gitti. Bak dedim ben sana bir rivayet okuyayım. Kendisine bir rivayet okudum. Sahabenin ve tabiinin kendisine soru sorulduğu zaman soruya cevap vermekten yüz çevirdiklerine dair. Sahabe kendisine soru sorulduğu zaman ondan yüz çeviriyor. Niçin? Çünkü bir soruya cevap vermek şu demek. Yani sen bana bir soru sordun ya. Sen ne diyorsun biliyor musun? Allah bu konuda ne diyor? Sorunun manası bu. Hocam Cuma'ya gidelim mi gitmeyelim mi? Bu ne demek? Allah bu konuda ne diyor? Ben de sana cevap veriyorum ya. Cuma'ya gitmek şöyledir böyledir. Allah böyle diyor demek. Ya demiyorsa? Ya ben senin kendi düşünce jimnastiğinde kendimi niye riske atayım? Sahabe, tabi'in, alimler kendisine soru sorulduğu zaman eğer cevap verecek bir başka şey varsa veya işte o soru aciliyet ifade etmiyorsa, hüküm ifade etmiyorsa böyle şartlar var. Cevap vermekten yüz çevirirdi. Hatta 70 kişiye giderdin, 70. kişi ilk gittiğin kişiyi gösterdi. Git buna cevap ver diye. Demişler fetva vermek can vermek gibidir demişler. Ben hala bunu okuyorum, hala mücadele, en son Allah size hidayet etsin de kapattı. İşte bu adam %99 İbrahim Aleyhisselam'ın daveti gibi bir davetle Müslüman olmadı. Bu adama bazı bilgiler sunuldu. 3 kere 3 9, 7 kere 7 49, 5 kere 5 25. Abi kabul ediyor mu ediyorsun? Sen Müslümansın. O yatmak şirk, o yatan herkes müşrik, askere gitmek küfür, çocuğu okula göndermek küfür. Memleketlere göre bunların sayısı artıyor ve azalıyor. Azerbaycan'da bayağı bir yüksek bu sayı. Bazı beldelerde bayağı bir düşük. Kim bu sayıyı tamamlarsa Müslüman oluyor. Teslimiyet yok. Rububiyet yok. Kalpte Allah'a sımsıkı bağlılık yok. Bakın bir de İbrahim Aleyhisselam'ın davetine. Muhatabına öyle bir anlatıyor ki, ey babacığım sen ibadet ediyorsun değil mi? Buna ibadet. Seni görüyor mu? Görmüyor. İşitiyor mu? İşitmiyor. Sana bir zarar gelse, bunu giderebilecek mi? Hayır, onu da yapamayacak. O zaman sen buna niye ibadet ediyorsun? Tamamen aklına demeyeyim, gönlüne hitap ediyor, kalbine hitap ediyor. Bu davetin neticesinde bunu kabul eden adam da gönlüyle bu dini kabul ediyor. Bu davetin neticesinde bu daveti kabul eden adam tüm benliğiyle bu davete teslim oluyor. Yanlış bir şey yaptığı zaman, sen bunu yapma kardeş, bu yanlış dediği zaman, tamam hocam yapmayalım diyor. Böyle Müslümanlar da var. Soruyor, bunu yapma diyor, tamam hocam diyor. Adam ticaretini bırakıyor. Anında bir bakıyorsun ticareti bırakmış. Hatta sen ona cevap verirken onu kırmama adına, geçenlerde bir arkadaşın yanına gittim, Müslüman bir arkadaş. Yüzüne baktım şöyle. Ben olsam senin yerine burada çalışmam dedim. Hiç delil melil falan sunmadım. Ertesi gün baktım adam işi bırakmış. Subhanallah, yani niye bıraktın dedin. Dedi hocam senin çalışmadığına göre burası demek ki bir fücur var burada. Ki ben de hissediyorum dedi, o var burada. Yani ben örnek vermeyeyim. Adam bırakmış işi. Böyle Müslümanlar da var. Ve emin olun bu Müslümana bakın, göklerin yerin yaratılışında, yani rububiyet üzerinden uluhiyete gitmiştir. İşte şimdi asıl noktaya gelelim. Daha önce defalarca değindik. Biz ne diyoruz? Rububiyet sebep, uluhiyet sonuçtur. Biz rububiyeti tamamen terk edip insanlara sadece uluhiyeti anlattığımız için insanlar Rablerine niçin ibadet ettiklerinin farkında değil. Oy vermenin niçin şirk olduğunun farkında değiller. Ayete göre, şu ayete göre bu böyledir. Halbuki oy vermek niçin şirktir biliyor musunuz? Allah subhanahu ve teala yağmur yağdırdığı için sen bir başkasına bu yetkiyi verdiğin zaman bu şirktir. Oy vermek, yani hakimiyet, ancak yağmur yağdırabilenin hakkıdır. Hakimiyet ancak ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartanın hakkıdır. Hakimiyet ancak yer gökten yağmur indirip yeryüzünden nebat çıkaranın hakkıdır. Ey insanlar! Niçin sizi görmeyen, sizi işitmeyen, size rızık veremeyen, sizden devamlı alan ama size hiçbir şey vermeyen Allah subhanehu ve teala sizin hakkınızda bir hayır dilediği zaman o hayra engel olamayan, Allah subhanehu ve teala sizin hakkınızda bir zarar dilediği zaman o zarara engel olamayan, siz hastalandığınızda size şifa veremeyen, kısırlaştığınız zaman, kısır olduğunuz zaman, çocuğunuz olmadığı zaman size çocuk veremeyen, bir derdiniz olduğu zaman sizin o derdinizi gideremeyen insanlara niye yetki veriyorsunuz? Sizi yönetmesini, tahkimul kavaninde Şeyh Muhammed İbni İbrahim'in çok güzel bir ifadesi vardı. Ey insanlar diyor, kendisi aciz olana niçin seni yönetme hakkını veriyorsun ki? Kendi aciz zaten, kendisini yönetecek durumda olmayana gel beni ve bizleri yönet diyorsun. İşte o yatmak bunun için şirktir. Yoksa o yatmak şu ayetten dolayı, bu ayetten dolayı değil. Onlar bunun delilidir. O halde şunu söylüyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in davet usulünde şu vardır. İnsanlara rububiyet tevhidi anlatılır. İnsanların kalplerine rububiyet tevhidi en güzel şekilde ortaya konulur. Arkasından onlara uluhiyete iman etmeler istenir. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum. Fa'buduhu. Allah benim de Rabbim rububiyet sahibi, senin de Rabbin rububiyet sahibidir. Fa'buduhu. O halde o rububiyet sahibi olduğu için ona ibadet et demektir bu. Evet.